Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 4 5 yayınlarının hazırladığı onlu AYT matematik denemelerinden deneme 9'un çözümünü yapacağız. Geometri çözümlerini yapacağız. Hatta trigonometrileri de çözeceğiz. E o zaman ne duruyoruz? 29. soruyla başlayalım arkadaşlar. Evet 29. soruda ne demiş? Şöyle bir 4 özdeş karenin içinde ABC açıları gösterilmiştir. tan A tan B tan C verilmiş. Bunları sıralayın diye söylüyor arkadaşlar bize. Şimdi şekle baktığım zaman benim dikkatimi A açısı çekmiyor ya da B açısı çekmiyor. Niye B açısı çekmiyor? Şuradaki değeri bilmiyorum arkadaşlar. Ben tanjant B değerini böyle sayısal verilerle yorumlayamam. Ama C direkt dikkatimi çekiyor. Niye? Karenin köşegeni. O zaman ben ne yapacağım bu soruda? Köşegene yoğunlaşacağım. Hadi bakalım yoğunlaşalım. Bu köşegen olduğu için açımız kaç derece oldu? 45 derece oldu. E hocam bir açısı. Şuradaki değerleri bilmiyorum ama e, yukarıda köşe gelsin, şeyini vermiş. Spoilerını vermiş. O zaman ben de burada şu köşegeni çizecek olursam. a 45 derece olacaktı tamamı. Bu köşegenden daha dar bir açı olmuş. 45 dereceden daha dar bir açı olmuş. O zaman bir açısı ne olacak? 45'ten küçük olacak. A açısı için de aynı yorum yapabilirim ben. Hocam köşegeni çizecek olursam. A burası 45 derece. Burada da fazlalık var. A açısı da ne oldu arkadaşlar? 45'ten büyük oldu. Ve tanjant değerlerini incelememiz isteniyor. Arkadaşlar tanjant ekseninde ne önemliydi zaten? Yani daha doğrusu tanjant ekseninde 45 önemli bir yere sahipti. Hemen şöyle birim çemberi çizelim ve şu tanjant de çizelim. Niye önemli bir yere sahip? Hocam tanjant 45 direkt 1'e eşitken tanjant 45'ten daha büyükken ne oluyor? Birden daha büyük oluyor. Daha küçükken ne oluyor? Tanjant değeri daha küçük oluyor. O zaman arkadaşlar 45'ten büyük açının tanjant değeri en büyük değeri alır. Sonra 45 derecenin ki alır. Sonra da en küçüğü de ne olur? 45 dereceden küçük olan açı olur. 45 dereceden büyük olan açı hangisi? Tana. Yani x büyüktür. Sonra 45 derecenin olduğu açı o da c açısı yani z o da büyüktür. Ne kaldı arkadaşlar? x z y mi kaldı? Evet y de b açısının olduğu değer arkadaşlar. B açısı en küçük açımızdı. Yani bu sıralamada ne olacak arkadaşlar? En küçük Y olacak. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Güzel bir soru. Evet 29. soru. Denizli çıktı. Geldik 30'a. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilmiş. Hmm. Arkadaşlar bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. Hocam A'ya ait açı alfa. B'ye ait açı beta deyip de x açısını beta eksi alfa şeklinde yazabilirsiniz. Sonra kotanjant beta x alfanın açılımını kullanabilirsiniz. Hatta onu sevmezsiniz. Bunu tanjanta çevirip sonra kotanjanta çevirebilirsiniz. Ama ben bu soruda biraz sanki geometriyi kullanarak daha rahat bir şekilde çözebilirim. Hadi bakalım kullanalım. Nasıl kullanacağız? 1'e kök 5 ve 2'ye kök 5 verilmiş. Yani ispatını kullanaraktan birim çemberdeki şeyin ispatını kullanaraktan daha rahat çıkacak diye hissettim. Bakalım gerçekten öyle mi? Burası 2 kök 5. Şurası 90 derece. Peki arkadaşlar başka şurası da verilmiş bana. Şurası da neymiş? Eksi 2 bölü kök 5'e yani burası 2 bölü kök 5. Şurası ne yaptı arkadaşlar? Şu uzunluğu şöyle göstereyim. 2 bölü kök 5. Burası da 1 bölü kök 5. Şimdi şu üçgenlere dikkat edecek olursak arkadaşlar bu üçgen ve bu üçgen. Aynı üçgen değil mi? Bütün kenarlar aynı. Hatta pisagor bağıntısı yapsan küçük olanın yani birey oran var ya küçük olanın kök 5 katı 1 küçük olanın kök 5 katı 1. Bir. Gerçekten birim çember bu. E, bütün kenarlar aynı. 1 bölü kök 5 2 bölü kök 5 1. 1 bölü kök 5 2 bölü kök 5 1. E, o zaman ben buraya bir alfa dersem hocam 1 bölü kök 5'i alfa görüyorsa burada da 1 bölü kök 5'i alfa görür. Çünkü eş üçgen. E, hocam burası beta ise alfa ile beta'nın toplamı 90. Tamamı 90 ise burası da alfa. e Burası da 90 derece. Bakın şurada kaç ne oldu? 90 artı 2 alfa oldu. 90 artı 2 alfa oldu gençler. O zaman biz kotanjant 90 artı 2 alfa isteniyor bizden. Bu neye eşittir arkadaşlar? Eksi tanjant 2 alfa eşit değil midir? Çünkü niye? 90 sildik gitti. Fonksiyon isim değiştirdi. Tanjant 2 alfa oldu. E arkadaşlar ben 90 dereceye bir açı eklersem bu bölgeye düşüp Bu, bölge, bu bölgede kotanjantın işareti neydi? Eksiydi. O yüzden eksi tanjant 2 alfa isteniliyor bizden arkadaşlar. Valla ben tanjant 2 alfanın açılımını bilmiyor olabilirim. Ama tanjant a, a artı b'nin açılımını herkes biliyor. Bunu tanjant alfa artı alfa gibi düşünecek olursak eksiği başa yazalım. Tan, tan artı tan yani tanjant alfa artı tanjant alfa yani 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa yani tan kare alfa yaptı. Tanjant alfa belli mi? Evet şuradaki dik üçgende 1 bölü kök 5 bölü 2 bölü kök 5 yani 1 bölü 2. Yani 1, 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi tan kare alfa 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yaptı. O da eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 de 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Evet o da eksi çarpı ters çevirip çarptığımız zaman 4 bölü 3 yaptı. Yani cevabımız eksi 4 bölü 3 oldu gençler. Yani 30. soru akçay oldu. Geometriden daha mı kolay oldu? Kararı verin. isterseniz yorumlarda söyleyin. 30. soru. Akçay oldu. Geldik 31'e. Evet gençler. Şöyle bir değer verilmiş bize. Sinüs, kosinüse eşit olduğu yeri bilemem ama şunu çevirebilirim ben. Kosinüsün yani 90'a tamamlayanı 90'a tamamlayanda da değiştiriyor değil mi? Aslında bu neye eşittir? Sinüs 90 eksi y diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sinüslerin birbirine eşitliğinden çözüm kümesini yazabiliriz. Sinüsler birbirine nerede eşit oluyordu? Ya içindekiler birbirine eşit oluyor. X y eşittir 90 eksiye ama artı 2 pi eklemeyi unutmayalım. Pi bölü 2 ekleme, pi 2 ekleme 2 eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Ha burada 90 yerine de pi bölü 2 yazan tabii ki. Ya da arkadaşlar ne oluyordu içindekiler? İçindekilerin toplamı 180 oluyordu. Ya da x eksi y artı 90 eksi y yani pi bölü 2 eksi y eşittir. Ne olacaktı? X'in toplamı 180 pi olacaktı. Tabi burada 2k eklemeyi de unutmayalım. Şimdi adam bize demiş ki x neye eşit değilmiş? Pi bölü 2 artı k pi'ye. Arkadaşlar şurada eksi y'ler gitti. x eşittir pi bölü 2 artı 2K Yani bu 2K de bunu K gibi düşünebiliriz. Hani ben K yazdım ama T yazarız. E, K 2T gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E, burada pi bölü 2 artı K gibi düşünsek K P oldu. Bu buna eşit değilmiş. O zaman çözüm kümesi buradan gelmeyecek. Nereden gelecek? Buradan gelecek. Haydi bakalım şunu düzenleyelim. Şurada ne geldi arkadaşlar? X bölü 2 eksi Y isteniliyor bizden. He. Arkadaşlar buradan X eksi 2Y Neye eşit? Bakın X eksi Y eksi -y, y. X eksi 2'ye yaptı. Pi bölü 2'ye öbür tarafa atınca Pi eksi Pi bölü 2. Pi bölü 2 oldu. Artı 2K Pi'ye eşit oldu. A benden bunun yarısı isteniyor arkadaşlar. Bunun yarısı ne olacak? 2'ye bölelim denklemi. X bölü 2 eksi Y eşittir. Pi bölü 4 artı K Pi'ye eşit oldu. Bizden bu değer isteniyor. Arkadaşlar X bölü 2 eksi Y şu değere eşit olduğundan dolayı Valla şey yapabilirim, çözümleme yapabilirim ama K yerine bir sıfır düşünelim isterseniz. K yerine 0 yazdığımızda ne çıkıyor arkadaşlar? Tanjant x bölü 2 eksi y. K yerine 0 yazdığımızda tanjant pi bölü 4'e eşit. Tanjant pi bölü 4 de nedir? Tanjant 45 eşittir, 1 eşittir. Sen K yerine 1 yazsan da pi eklenmiş hali olacak. Yine aynı cevap çıkacak. 2 e, yazsan da yine aynı cevap çıkacak. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Aslında en doğru çözümü nedir biliyor musunuz? Aslında en doğru çözümü şu. Şurayı yazayım isterseniz. Tanjant e, x eksi x bölü 2 eksi y x bölü 2 eksi y bunun yerine ne yazacağım arkadaşlar? Tanjant pi bölü 4 artı k yazacağım. Pi bölü 4 artı k yazacağım arkadaşlar. E arkadaşlar pi bölü 4 buradayken e, ben pi eklersem buraya düşüyor. Pi eklersem buraya düşüyor. Pi eklersem buraya düşüyor. Hep pi'nin katlarını eklediğim zaman 1 ve 4'te oluyor. E i̇şareti her zaman ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. E Ben buradaki içindeki indirgeme yapıyorum yani. Pi ve P'nin katlarını attığım zaman fonksiyon ismi değiştiriyor muydu? Değiştirmiyordu. Bu her zaman artı tanjant pi bölü 4'e eşittir. O da tanjant 45 dediğimiz nedir arkadaşlar? 1'e eşittir. Dolayısıyla 31. sorunun cevabı açay oldu. Geldik 32. soruya. Dik koordinat düzleminde 4 eşlik, 4 dikdörtgen aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Ve D ye doğrusu çizilmiş. D doğrusunun eğimi nedir? Arkadaşlar benim dikkatimi direkt şu çekti. 4 eş dikdörtgen bu aynı yüksekte değil mi? E bunlar aynı yüksekte olduğuna göre arkadaşlar şunu şöyle birleştirdiğim zaman bu x eksenine paralel olmaz mı? Yani şu alttaki kenarlara paralel olmaz mı? Alttaki kenarları da x ekseni taşımıyor mu? Evet. O zaman bu da paralel olacak. Ha zaten bizim x eksenine yaptığı açı lazım. Arkadaşlar bunlara bakacak olursak şurası bir uzun kenar dikdörtgenin uzun kenarı eş dikdörtgen bunlar. Burası da dikdörtgenin uzun kenarı. E hocam x sıradan burada da x eksenine paralel olduğu için bak bunlar normalde 90 90. Burası da x eksenine paralel olduğu için bunlar da 90 90 oldu. Dikdörtgen oluştu. Burası da A oldu. Yani şurada kaç kaç çıktı arkadaşlar? 45. E uzan x eksenine paralelse burada kaçı da 45. E bizden ne isteniyor? Bu doğrunun neymi? E tanjant 45 ama sola yatık 45 derece arkadaşlar. Yani eksi tanjant 45 bunun eğimidir. Yani cevabımız o zaman ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. 32. sorunun cevabı böylelikle açay oldu. Geldik 33'e. Dik koordinat düzleminde. Evet bu doğru ve bu doğru üzerinden noktalar alınıyormuş ve ABCD dörtgeni oluşturuluyormuş. ABCD dörtgeni. Dörtgenin köşegenlerinin K noktasında kestiği bilindiğine göre. Arkadaşlar 2x y rastgele bir doğru çizelim. Bu 2x y doğrusu bu da şey doğrusu olsun. Bu 2 x eksi y doğrusu. Bu da ne doğrusu? x artı y eşittir. 4 doğrusu olsun. Bu doğru üstünden 2 tane nokta alacakmışım. Bu doğru üstünden 2 tane nokta şu mesela. Bu doğru üstünden de 2 tane nokta alacağım yine. Hocam bu doğru üstünden de 2 tane nokta şunlar olsun. Şöyle bir ne oluşuyormuş arkadaşlar? Bir dörtgen oluşuyormuş bunlardan. 1, 2, 3, 4. Dörtgen oluşuyor. Evet. Ve bunlar paralel değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz paralel değil. Bu, ve burada... Paralel olsa ne olacak ki? Paralel olsa böyle böyle olacak. Şu bu doğru üstünden bir nokta. Bu doğru üstünden bir nokta alacağım. Yine bir dörtgen oluşuyor arkadaşlar. Paralel olsaydı ama sıkıntı yaşayabilirdim ben burada. Paralel olsaydı şeklimiz böyle olacaktı. Paralel olmadığı için bu şekilde oldu. O zaman noktaları böyle böyle seçince ne oldu? Dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası K paralel olmadığı için kesim noktası burası oldu. Paralel olsaydı köşegenlerin kesim noktasını bulmakta zorlanır mıydık? Zorlanırdık. Hatta bulamazdık arkadaşlar. Allah'tan paralel değil arkadaşlar. E o yüzden paralel değil. Aslında bu dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası ne yaptı? Şu doğruların kesim noktası yaptı arkadaşlar. Ya bu doğruların kesim noktasını direkt sormaktansa hikaye koymuş, soruyu anla demiş. Yani basit bir şekilde şekli çiz. Her zaman ne diyorum zaten ben? Analitik düzlem gördüğünüz zaman basit bir şekilde şekli çizin. Ha, özel durumlar olduğu zaman ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çiziyoruz arkadaşlar. Evet burada basit bir şekilde şekli çizdik ve bu iki doğrunun kesim noktası olduğunu anladık. Yani 2x eksi y eşittir 5 doğrusuyla x artı y eşittir 4 doğrusunun kesim noktasını bulacağım. Taraf tarafa toplarsam 3x 9'dan x'i 3 bulurum. x yerine bir tanesinde 3 yazsam y de kaç çıkıyor arkadaşlar? 1 çıkıyor. Kesim noktası ne yaptı? x virgül y noktası yaptı. Yani 3 virgül 1 noktası yaptı. Bunun orijine olan uzaklığı isteniyor. x'ler farkı 3. Kare içinde 3'ün karesi artı y'ler farkı da 1. 1'in karesi kare içinde olacak. O da neye eşit olacak arkadaşlar? Kök ona eşit olacaktır. Evet 33. sorunun cevabı böylelikle Denizli. Çıktı. Geldik 34'e. Evet. Yan görünümü kare biçimde bir fincanın çember biçimli kuklu 4 ve 9 biçimde uzunluklardan oluşan böyle bilgiler vermiş. Fincan ok yönünde döndürüldüğünde şu kulbud zemine değmiş. Buna göre x ile gösterilen uzunluk kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Şuraları ne? 9 değil mi? Benim dikkatimi direkt şu çekti arkadaşlar. Şurası kaç birim? 9 birim. Burası kaç birim? 4 birim öncelikle. Onu bir yazalım. Sonra arkadaşlar şu teğet bu teğet değil mi? Evet. O zaman burası da 9. Buraya ne kaldı? 9 eksi x kaldı. Ya hocam buradan zemine dikilmiş. Ben karenin bir kenarını da biliyorum. 13, 13 olduğunu biliyorum. Ya hocam biz karede genelde şey yapıyoruz. Onu mu yapsak acaba? Galiba o burada işimize yaramayacak. Şuradan hani dik çizdiğinde alfa beta'ya dalıyoruz ya. İlk herkesin aklına o gelir. 90 hocam buradan da şöyle bir alfa yapsak. Hocam eş üçgenler oldu mantığından gidenler belki vardır. Ama ne bu dik kenar ne bu dik kenar elimde mevcut olmadığı için bu yoldan gidilmez arkadaşlar. <laughs> yani hemen siliyorum bunu. E hocam ne yapayım o zaman? Ya sen burayı buldun 9 eksi x diye. Hocam burası da 17. E burada bir 90 derece de var. E insan şöyle şunu çizsek arkadaşlar. Hop karenin köşegeninde de özel bir şey değil midir? Durum değil midir? Evet karenin köşegeni çizersek karenin köşegeni kaç peki? <laughs> 13 13 olduğundan dolayı bu köşegen 13 kök 2'dir. Yani burası 13 kök 2. E o zaman bitti. Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısını yapalım. 13 kök 2 ve 9 eksi x ve 17 var arkadaşlar. Yani şuraya yazıyorum. 13 kök 2'nin karesi eşittir. 17'nin ve 9 eksi x'in karesine eşit olacaktır arkadaşlar. 13 kök 2'nin karesi 169 çarpı 2. Kaç yapıyor bu 169 çarpı 2? Ee, 12, 12, 13, 2 kere 1, 2, 3, 338 yapıyor. Eksi 17'nin karesi de 289 eşittir. 9 eksi x'in karesini açmayalım dursun. Bundan bunu çıkarttığımız zaman kaç yapıyor? 49 yapıyor. Oo, süper. 9 eksi x'in karesi 49 ise 9 eksi x ya 7'dir ya x 7'dir. Uzunluk olacağı için eksi 7'yi almayacağız tabii ki. X buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? 2 geldi. Zaten bizden de 2 isteniyor. Cevabımız kaçıncı soru? 34. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 35'e. Aşağıda bir bölgenin dairesel hava savunma radarı gösterilmiştir. Dairesel radar ekranının AB ve CD çapları dik kesmektedir. Şunlar dik kesmekteymiş ve bunlar çapmış. Eyvallah. Sonra radarda ilk defa E noktasında görülen O1 uçağı EB yolunu 24 dakikada gidiyor. Bu 24 dakikada gidiyormuş arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Sonra B noktasından sonra ilk defa F noktasında bir dakika 24 dakika alarak B noktasından sonra ilk defa F noktasında görülen U2 de 30 dakika sonra şurası 30 dakikaysa tam merkezden geçiyor. Bunlar yarıçap olduğu için 15-15 olacak. 30 dakika sonra e noktasından sonra radarın gözleminden çıkmaktaymış. Ha, bu 24 dakika sonra radar gözleminden çıkıyor. Bu da 30 dakika sonra radar gözleminden çıktı. Tamam devam edelim bakalım. Sonra diyor ki bize EG ile CD birbirine paralel. Bak E noktası yerinde burada. Ve CG birbirine paralelse diyor. Bu sefer diyor U3 uçağı kaç dakikada çıkmıştır diye soruluyor. Arkadaşlar bunda bu paralelse burası dik değil midir? Evet. Şimdi şimdi ben şunu biliyorum gençler. Şurası kaç? 24 dakikayı 24 gibi alalım uzunluk olarak. Ya yani çünkü hızları aynıysa 24 dakikada 24 birim yol alıyorsa öbürü de e, 30 dakikada 30 birim yol alacak gibi söyleyebiliriz. Zaten uzunluklarla doğru orantılı ya en son dakika soruluyor. Ben bunu 24K demektense 24 desem daha sağlıklı olacak. Sonra ne var arkadaşlar burada? Yarı çapında 15 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Hocam yarı çap 15. Bu yarı çap 15. Merkez var. Kiriş var. Tabii ki. Bağırarak söylüyoruz. Çektik. Hocam iki eş parçaya böldü. 12 12. 12 15 ne üçgeni 9. Hocam burada da merkez ya. Kirişe dik çizmiş. İki eş parçaya böldü mü böldü. Ben x'i bulursam olay bitti mi bitti. Aa hocam 90'lara mı da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta Alfa 90 beta. Şu üçgenle büyük üçgen ne yaptı? Benzer oldu. Alfanın karşısı 9 bölü alfanın karşısı x yazıyorum buraya. 9 bölü x eşittir. Ee, burada betanın karşısı 12 bölü betanın karşısı şurayı bilmiyorum. O zaman 90'ın karşısı 15 bölü 90'ın karşısı 24 diyebilirim. 15 bölü 24. 3'e bölsem 5, 3'e bölsen 8. Buradan 5x eşittir 72'den. X'i buradan ne buluruz arkadaşlar? 72 bölü 5. A benden 2x isteniliyor. 144 bölü 5. Hatta 2 ile genişletirsek x de buradan ne yapacak? 288 bölü 5 uzunluğunda olacak. Arkadaşlar burası e, 2x uzunluğu 288 bölü 5 uzunluğundaysa 288 bölü 5 pardon 288 bölü 10 uzunluğunda ise burası da 288 bölü 10 saniyede ya da dakikada yol alır diyebiliriz. Çünkü uzunlukla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. O da kaç yaparuz? Cevaben Denizli yapar. Evet kaçıncı soru gençler? 35. sorunun cevabı böylelikle Denizli oldu. Geldik 36'ya. Yarım daire biçimli bir kağıt kesitli çizgi boyunca kesilerek alanları oranı 1 bölü 2. Gençler alanlar buradaki açılarla doğru orantılıdır diyebiliriz direkt. Alfa ise 2 alfa diyebilirsiniz. Ya da buraya alfa dersin buraya beta dersin. Bunun alanı pi r kare alfa bölü 360 bölü pi r kare beta bölü 360 eşittir 1 bölü 2 dediğinde işler dışlar pi kareler falan filan göt gitse alfa bölü beta 1 bölü 2 ise betanın 2 alfa olduğunu 3 alfa eşittir 180'den alfanın da kaç olduğunu 60 derece olduğunu bulmuşsundur. Alfa 60 derece ise gençler burası da 120 derece yaptı. Buradaki derece 60 derece burası da 120 derece. Çünkü yayları bakın 120'yi 2 eş parçaya bölmüş 60 60. Burayı da 60'ı da 2 eş parçaya bölmüş 30 30 olduğunu söyleyebiliriz. Son durumda şuradaki uzunluğu bize 6 birim olduğunu vermiş. Dairenin alanı kaç pi'dir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne bulmamız lazım? Yarı çap. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Çiz. Hemen yarı çapı çizelim gençler. Hop yarı çapı çizdiğimde. Aa bak direkt burası ne oldu? Merkez açıdan dolayı 60. E hocam ben de burada bir merkez açı yine yarı çap çizmek istiyorum. Hop yarı çapı çizdim. E o zaman burası kaç yaptı? Merkez açıdan dolayı 30. Hocam ne var burada? 60 var. Bak bu da yarıçap. Bak bu da yarıçap. Aa R R 60. Hop şunu şöyle çizersem ne çıkar arkadaşlar burada? Eşkenar üçgen mi çıkar? Valla iki tane eşit kenarın açısı 60 dereceyse akla tabii ki eşkenar gelmeli. O yüzden bunu çizdik. E o zaman bu da R hocam. E, hatta bu da R değil mi? Aynı dilim olduğu için yarıçap. Hatta 60sa burası da 60, burası da 60 oldu. Oo çok güzel bir şey oldu. Hocam burası ne oldu? 60 30 da 90 derece oldu burası. Ve şurada bir dik üçgen çıktı. R, R. Burası da 6. Hocam R kök 2'ye eşittir. 6 ise R'yi buradan 6 bölü kökükten 3 kök 2 buluruz. Yarım dairenin alanı isteniyor. Yani bizden pi 3 kök 2'nin karesi bölü 2 isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 9 pi yapar. Yani 36. soru. Güzel bir soru. Cevap Edremit. Oldu. Geldik 37'ye. Evet. ET düzgün altıgenin bir kenarını çap kabul eden yarım çembere T noktasında T etmiş. Eyvallah. BTC açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya şimdi ben burada bu soruyu çözmek için ne yapmalıyım diye kendi kendime soruyorum. Siz de kendi kendinize sorun. Ne yapabilirsiniz? Altıgenin hangi özelliğini kullanabilirsiniz? Hocam altıgenin ben şunu mu biliyorum. En uzun köşegeni çizsem bir işime yarar mı? Vallahi yaramaz. ET ile bir alakası olmadı. Başka ne yapabilirim ben? Altıken de acaba köşegen çizebilir miyiz? Başka hiçbir özel bir durum yok çünkü. Köşegen çizsek. Hocam bu köşegen... Ha evet bu köşegeni çizeceğiz. Bu köşegen ne? 120 ise 30-30. Hocam bak burası 90 oldu. Hocam zaten bak burası T noktası T noktasıydı. Şu E'den T, T çizilmiş. Çünkü burası da 90 derece olduğundan teğet. Çünkü merkez teğet çektik. Olayı sağlanmış burada. Tam 90 olduğu için A noktası teğet noktası oldu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Şu parçayla şu parça of parçalara bak ne oldu? Eşit oldu. Peki hala daha soru bitmedi. Bunların eşitliğini kullanaraktan ben şey yapabilir miyim? Hocam bunların eşitliğini kullanaraktan ben soruyu çözebilir miyim? Valla arkadaş şu ikiz kullanarak şöyle çizsen ikizkenar kenar üçgen taban açılarına değer verebilirsin. Tabi bunun tamamı 90 derece. Bu çapı gören çevre açıdan burası da 90 derece oluyor mu? Oluyor. İkiz kenarın taban açılarından ama şurada kaçıyı da bulmam lazım benim. Onu ne yapacağım? O zaman hala altıgenle ilgili yapacağım hamle bitti mi? Bitmemiş demek ki. Altıgende başka yine ne yapabiliriz? Yine buradan bir köşegen çizsek of. Bu sefer bitti işte. Hocam bu köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet. Çünkü iki kenar ayıran köşegen iki ya da iki kenar ayıran köşegen. Ya da hocam 30 30 120 üçgen olduğundan dolayı a a kök 3 bu da a a a kök 3. A bu da a kök bu da a kök Bunlar birbirine eşit. Burada da x kenarlık var. Hatta burası da 30 mu? 30. E tamamı 120 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada kaç yer ne kaldı gençler? 60 derece kaldı. He, o zaman olay bitti. Şimdi arkadaşlar şu ikiz kenarların taban açılarına yoğunlaşalım. Hocam ben buraya bir x dersem burası da x olsun. Buraya y dersem burası da y olsun. x x ise burası 180 eksi 2 x. y y ise burası da 180 eksi 2 y. Hocam bu x'in toplamı ne yapmıyormuş? 60. 180 eksi 2 x artı 180 eksi 2 y. Eşittir 60 olacağından. Şunları öbür tarafa atalım. 120 300 mi yapıyor? 300 eşittir 2 x eksi 2 y yaptı. 2 x artı 2 y yaptı pardon. O zaman x artı y açısı da kaç yapar arkadaşlar? 150 derece yapar. Hocam burayı da bak 150 derece buldum. Hocam buraya da alfa dersem artık alfa 90 ve 150'nin toplamı kaç olacak arkadaşlar? Bu da çok güzel bir soruymuş. 360 olacağından alfa şu ikisinin toplamı 240 yaptı. E, 360'dan 240'ı çıkartırsak kaç yapıyor? 120 derece yapıyor sevgili gençler. 37. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgenin bir kenarı OB doğrusu D noktasında yani 1'e 7 noktası D köşesi 1'e D köşesi OD doğrusu üzerindedir. OB OD doğrusunun x eksenleri yaptığı açının açı ortayıdır. Eyvallah. ABCD dikdörtgeni A köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülürse arkadaşlar sen bu dik dikdörtgeni 90 derece döndürürsen A köşesi etrafında şu kısa kenar buraya kısa kenar olarak gelmez mi? Gelir. Hocam şu uzun kenar 90 derece döndürdüğünde buraya uzun kenar olarak gelmez mi? Gelir. E bizim uzun kenarımız ne yaptı arkadaşlar? Bakın şimdi şurası 90 derece, burası da 90 derece hatta burası doğrusal oldu. Bu kısa kenar buraya geldi. Bu uzun kenar buraya geldi. E buna ait bir dik üçgen dik e, dik dörtgen oluşturacak olursak 90 derece dönmüş hale buradaki şeklin şurası mı yaptı arkadaşlar? Evet. Nerede? A köşesi etrafında 90 derece döndürmesi bu. Hatta 90 90 180 olduğundan burası doğrusal oldu. Hocam bu nokta 7'ye 1'di. Şöyle geldiğinde 7'ye 1 noktası arkadaşlar. Değil mi? Yok 1'e 7 noktası. 1'e 7 noktası. Şurası kaç yaptı? 7. Hocam şöyle geldiğin zaman burası 1, yukarısı da 1 mi? 1. Kafa karışmasın. Şurası 7 birim uzunluğunda, burası da 1 birim uzunluğunda yaptı. Peki A Pisagor bağıntısından şurayı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Şuraya A dersem hocam A kare eşittir. Bunu niye bulacağız peki? Gerek var mı? Benden ne isteniyor? A demeyeyim bu arada buraya. Bizden ne isteniyor? AB kenarının şu AB kenarı döndürüldüğünde burası oldu. X eksenini kestiği nokta A'ya sıfırmış. Burası A'ya sıfırsa burası A değil midir? Evet. A hocam hem aç ortay aç ortay artık kullanalım değil mi? Hem açıortay ortay hem yükseklik oldu. Hem aç ortay hem yükseklik nerede? ikiz kenarda. Yani şu parçayla şu parça ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. A ise burası da A oldu mu? Oldu. E artık Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabiliriz. 1'in karesi artı 7'nin karesi 50 yaptı. A da buradan kök 50'ye eşit olacağından kaç oldu arkadaşlar? Cevabımız 5 kök 2 oldu. Evet 38. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde eksenlere teğet olan bir çemberden bahsediliyor. Evet birinci bölgesinde eksenlere teğet olan çemberi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şu birinci bölgede eksene teğet. Şöyle birinci bölgeye düşüreyim şunu. Bu da böyle arkadaşlar. Çizdik bir çizdik. Evet. Bir teğet olan bir çembere T noktasında teğet olan bir D doğrusu nereden geçiyormuş arkadaşlar? Evet. 6'ya 0 noktasından ve eksi 8'e 0 noktasından geçiyormuş gençler. Şu doğruyu şöyle bir uzatayım. Eksi 8'e 0 noktasından geçiyormuş bir de şuradan geçiyormuş. Arkadaşlar şuralardan geçen doğru. Hop şöyle. Şuna neymiş çembere? T etmiş. Tamam. Buna göre bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki burası 6 noktası. Burası da eksi 8 noktası olduğundan. Hocam bu uzunluk 8 birim. Sonra merkezi bulmaya çalışacağım. Merkez T çektik. Merkez T çektik. Hocam burası da R. Burası da R mi? R. R iken burası da R. Burası da R mi? Aynen öyle. Hocam şurası 6 birim. Dikkat dikkat. 6, 8, 10. E hocam bu teğet bu teğet. Şu teğet uzunlukları hoppala cubbala birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Burası 8 artı R iken burası da 8 artı R olacak. Hocam şuraya da 8 artı R yazalım. Hocam şunun tamamı 6'ydı. Şuraya 6 eksi R kaldı. Teğet teğet küçük parçalarda eşit 6 eksi R burası da 10 artı 6 eksi R. Ye. 10 artı 6 eksi r eşittir. Şu teğet uzunluklarından dolayı 8 artı r iken 8 artı r yazmıştık ya. 8 artı r'ye eşit. O zaman buradan 8 eşittir 2 r ise r'yi kaç bulduk? 4 bulduk. r 4 ise olay bitti. Merkezimiz kaç yaptı arkadaşlar? 4 birim sağda 4 birim yukarıda. 4'e 4. Yarı çapı da 4. O zaman ne yapacak? x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare yani 4'ün karesi yapacaktır. Yani 39. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Güzel bir soru. Aslında benim konu anlatımında da var böyle bir soru ama neyse. 39 cevap Balıkesir çıktı. Geldik 40. soruya. Bu ne? Aşağıda bir kare düzlem üzerinde yarım küre yer almaktadır. 12 milimetrelik arayla paralel çizgilerle gitmişler. Evet arkadaşlar Şuradaki uzunluğu ne vermişler? Dik uzunluğu 12 milimetre olarak vermişler. Eyvallah. Aklımın bir köşesinde duracağına yazılı olarak kağıt üzerinde dursun. Evet paralel iki çizgi. Kürenin dibine geldikten sonra küre yüzeyinden birer yay çizerek kürenin diğer tarafındaki dibinden devam etmektedir. Böyle gelmiş hop böyle gelmiş böyle gitmiş. Böyle gelmiş böyle gelmiş böyle gitmiş. Arkadaşlar bu bir küre kesidir. Bu bir yarım çember yayıdır. Niye? kürenin herhangi bir kesiti ne oluyordu arkadaşlar? Daima ama daima bir daire yapıyordu değil mi? Sen şuradan bir yol izlediysen bu bir kürenin yarım kürenin yani şöyle şey yapacak olursak burası ne olmak zorunda? Yarım daire olmak zorunda. Çünkü kürenin kesiti nedir? Kürenin kesiti bir daire olduğundan dolayı. Neyse devam edelim. Kale kürenin çapı. Kale kürenin çapı. Heee. Keşke biraz daha içeride olsa mıymış bu? Neyse. KL şuradaki kürenin çapı arkadaşlar. Büyük kürenin çapı. Yani şu zeminde arkadaşlar. Şöyle de hayal edebilirsiniz. Aslında bu şöyle geliyor. Sonra böyle geliyor. Şuna böyle yürüyor diye hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ama neyse. KL. Kale, biz KL'ye yoğunlaşalım arkadaşlar. KL kürenin çapı. Bu zeminde arkadaşlar. Zeminde. Unutmayın bunu. Sonra MN'de NM de NM yayının çapıdır. NM yayının çapı dedim ya. Ara kesitli bir e, daire yapıyordu. E, yarım küre olduğundan dolayı bu da bir yarım daire olacak. Evet. Buradaki kürenin merkezi burası. Aslında şöyle bir şey oluştu zeminde arkadaşlar. Zemini hayal edin. Sadece zemini hayal edin. Arkadaşlar zeminde şöyle bir şey oluştu. Hemen çemberi çiziyorum. Zeminde şöyle bir şey oluştu. Şurası kürenin çapından geçen bir tane çizgi var. Bir yol var arkadaşlar şöyle bir de küreye şuraya kaç uzaklıkta arkadaşlar vermişti? Kaç milimetre? 12 milimetre uzaklıkta bir şey var. Yarı çapımızda kaç verilmiş arkadaşlar? Yarı çapımızda bakın şuradaki uzaklık 12 mm. Yarı çapımızda 15 diye verilmiş. Burası 12 milimetre. en etkili silahımız neydi? Merkez kiriş çektik yapmış olduk bu arada burada. iki eş parçaya böldü. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Burası 15. 9 12 15'ten 9 ve 9. Aa ben şurada uzunluğu ne buldum? Bakın çapın uzunluğu 30. Buradaki uzunluk 18. Şurada gösterelim. Hocam çapın uzunluğu 30. Buradaki uzunluk da 18. Eyvallah. Ama bizim karınca buradan gelip böyle gitmiyor ki. Buradan gelip şöyle gidiyor. Buradan gelip böyle gidiyor. Şimdi burada ne yapacağım? Burası bu kürenin şeyiydi. Bu bu yay uzunluğunu bulmam lazım benim. Ya bu şeyi bulmam için ne yapmam lazım öncelikle? Hocam şu uzunluk artı bu yay uzunluğu artı bu uzunluk bunun gittiği yolu verir. Bu uzunluk artı bu yay uzunluğu artı burası da bunun gittiği yolu verir. O zaman ben oradakileri bulmaya çalışayım. Yay uzunluklarını bulmaya çalışayım arkadaşlar. Bu arada hmm, arkadaşlar ben şuraya şey desem ne desem. Öncelikle şuraya x diyeyim buraya y diyeyim isterseniz. Hocam buraya x buraya y dersem şu paralel bir yol boyunca gidiyor ya. Burası x artı y artı 30 sa burası da x artı y artı 30 olmak zorunda değil mi arkadaşlar şu uzunlukta? Evet o zaman bu ikisinin toplamı ne yapacak arkadaşlar? x artı y artı 30 ya burası. Burası da x artı y artı 30 olduğundan x artı y artı 12 yapar şu ikisinin toplamı. Hee o zaman ben şunun gittiği yolu bulurken x artı y artı bu yay uzunluğu bunun gittiği yolu bulurken de şu artı bu yay uzunluğu bu. Yani şu ikisinin toplamı zaten x artı y artı 12 yapıyor. Bir de yay uzunluğunu bulacağım. Bitti olay arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soruymuş. Bu yay uzunluğu ne? Yarı çapı 15 olan yarım çember yayı. Yani 2 pi r e, 2 pi r bölü 2 eşittir. Yani burası 15 pi'dir arkadaşlar. Hocam bu yay uzunluğu nedir? Yarı çapı kaç? 9 olan yarım çember yayı. 2 pi r bölü 2. Yani burası da 9 pi'dir. Şimdi birinci karıncanın gittiği yol. Ne yaptı arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. X artı y artı 15 pi. X artı y artı 15 pi. İkinci karıncanın gittiği yol nedir arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı x artı y artı 12. X artı y artı 12. Artı şu yay uzunluğu değil mi? Şunların toplamı artı bu yay uzunluğu. O da 9 pi'ye eşit oldu. Bizden 1 nolu karınca 2 nolu karıncadan kaç milimetre yol gitmiştir diye fazla yol gitmiştir diye soruluyor. O zaman ben şundan şunu çıkartacağım arkadaşlar. Yani eksi bu diyeyim. Yani o zaman cevabımız ne yapıyor? X artı Y artı 15 pi. Eksi X eksi Y eksi 12 eksi 9 pi. Arkadaşlar x'ler y'ler nanay oldu mu? Oldu. Evet buradan ne oldu o zaman? 15 pi eksi 9 pi 6 pi yaptı. Eksi 12'ye eşit oldu cevabımız arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Evet şey burada bitti ama hızlı bir şekilde bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi dedik ki bu karıncanın bunlar paralel bir şekilde hareket ettiği için şu gidilen yolla bu gidilen yol birbirine eşit. Hocam burası x, y. Burası da 30 bulduk ya. Nereden bulduk 30'u? Çünkü kale çapı üzerinden devam ediyormuş. Kale çap. Şurası çap. Burada da arkadaşlar şöyle hareket ediyormuş. Biz burada da şöyle hareket ettiğinden dolayı yarı çapımız 15. Burası da aralarında uzaklık 12 olduğundan 9 bulduk. 9, 9, 18 bulduk şurayı. Sonra gittiği yol bu karıncanın x artı y artı şurası olacak. Ya da şu uzunluk arkadaşlar x artı y artı 30. Bu uzunlukla eşit olacak. O zaman ne yaptık arkadaşlar? O zaman burası da arkadaşlar x artı y artı 30 yapması için şu x'in toplamı 18 burada olduğu için x artı y artı 12 oldu. Sonra ne yaptık? Sonra yay uzunluklarını da bulalım ki yay uzunluklarını da bulduktan sonra karıncaların gittiği yolu hesaplarız dedik. Bu yay uzunluğu yarıçapı 15 olan yarım çember yayı şuradaki yay uzunluğu yarıçapı 9 olan yarım çember yayı Sonra dedik ki x artı y artı 15 pi eksi x artı y artı 12 şu ikisinin toplamı artı 9 pi çıkarttık arkadaşlar bunları. Çünkü bizden birinci karıncanın izlediği yol ikinci karıncanın izlediği yoldan ne kadar fazladır diye soruluyordu arkadaşlar. x artı y artı 15 pi burası. Burası da x artı y artı 12 artı 9 pi. Her ikisinde çıkartınca cevabı bulduk. Gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Ya böyle bir soru çözdüm mü? Gerçekten çözmedim. Mükemmel. Teşekkürler. Hocalarım gerçekten elinize emeğinize sağlık. Çok güzel sorularla tanıştırıyorsunuz bizleri. Siz değerli öğrencileri de tanıştırıyorlar. Ee, sınavda çıkarsa da artık zorlanmazsınız gibi mi geliyor? Ee, değişik sorulardan biri olmuş. Evet gençler, böylelikle bu deneme 9'u da bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki video deneme 10 son yani. Deneme 10'dan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.